Tevhid ehli olan her Müslüman elinde sermayelerin en değerlisini taşıyor. Tevhid ehli olan her Müslüman elinde sermayelerin en değerli olanını taşıyor. O da nedir? O da la ilahe illallah sözüdür. Fakat insanlar çoğu zaman bundan gafil kalıyorlar. Yani ne kadar büyük bir Allah'tan büyük bir nimete erdikleri, Allah'ın onları ne kadar büyük bir şeye muvaffak kıldıklarını insanlar bazen unutabiliyorlar ve farklı arayışlar içerisine giriyorlar. Farklı bir şey aramamıza gerek yok kardeşler. Allah Azze ve Celle bize bir insanın elinde bulundurabileceği en kıymetli hazineyi, en değerli şeyi bize nasip etmiş. O da La ilahe illallah'tır. Bir ömür insan bu kelimeyi anlamaya çalışsa, bir ömür insan bu kelimeyi hayatına tatbik edip bütün böyle hücrelerine kadar Allah'ın uluhiyetini, Allah'ın otoritesini, büyüklüğünü anlamaya çalışsa, bir ömür harcansa insan bir şey kaybetmiş olmaz. Çünkü bundan daha önemli, bundan daha değerli Bundan daha önemli ve değerli bir şey yoktur. Onun için sürekli Allah'a hamd edin. Yani tevhid nimetinden ötürü, la ilahe illallah nimetinden ötürü sürekli Allah'a hamd edin. Ve mutlaka bu kelimenin ehli olduğunuzu ara ara kendinize hatırlatın. Yani sen bu kelimenin ehlisin. Allah seni la ilahe illallah'a muvaffak kıldı diyerek kendinize Allah'ın bu nimetini hatırlatın. Eğer biz bir şeye şükredeceksek, Bizim en başta şükretmemiz gereken, listenin başında olması gereken şey la ilahe illallah kelimesidir. Bilmiyorum hiç teşekkür ediyor musunuz Allah'a? Ya Rabbi beni bu kelimenin ehlinden kıldığın için sana sonsuz kere hamdolsun diye. Sana sonsuz teşekkür ediyorum diye. Hiç teşekkür ediyor musunuz bilmiyorum ama teşekkür edecekseniz, şükredecekseniz Allah'a böyle şükredin. Çocuklarınızı ailelerinizi bunun üzerine terbiye edin. Her gün evinize girdiğinizde çocuklarınızın yanında deyin ki elhamdülillah. Biz la ilahe illallah'ın ehlindeniz. Ara ara deyin ki elhamdülillah Allah bizi bu kelimeyi anlamaya muvaffak kıldı. Ara ara deyin ki elhamdülillah Allah bizi bu kelimenin şartlarını yerine getirmeye muvaffak kıldı. Ta ki kendi çevrenizde bulunan insanların da bu nimetin farkında olmasını sağlayın. Çünkü bu nimetten daha büyük bir nimet yok bizim hayatımızda. Ama maalesef şeytan ara ara bize unuturuyor. Elimizde böyle değerli bir hazine olduğunu. Eee inşallah biz Şeytanın unuturduğunu biz kendimize hatırlatalım.